Merhaba arkadaşlar. Şimdi fen bilgisinden Nar denemesinden bir öğrencimizle denemeyi çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Bu genel deneme bu arada değil mi Anıl? Evet. evet. Aşağıda düşey kesitleri verilen cisimlere cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar verilmiştir. Şekilde gibi tam orta noktalarından kesilip taralı bölgeler çıkarıldıktan sonra yeni cisimlerin basınçları için neler söylenebilir diyor. Evet. Şimdi bu böyle sorularda ne yapıyorduk? Bir kere bir cismi şöyle düşünelim. Bir cismi şöyle boyuna dümdüz kestiğimiz zaman Değilmiş. basıncı değişmez. Çünkü taban alanından ne kadar kesiyorsak aynı alanda ağırlık da kesiyordu. Yani G s oranı değişmiyordu. Evet. O yüzden 2 ve 4 değişmez. Ama enlemesine kestiğimiz zaman şu üstteki Azal. ağırlıkları çıkarttığımız zaman G s de S değişmeyip de G azaldığı için basınç da azalıyor. Ezgi aşağıdaki gibi bir çaprazlama örneği göstermiştir. Buna göre Ezgi'nin yaptığı çaprazlama ile ilgili olarak öğretmeni e, hangi yorumu yapmış olabilir diyor. Şimdi uzun boylu kısa boylu bezelenen bir tane kısa boy çıktığına göre demek ki şuradaki uzun boylu bezeliye şimdi bunun saf olmadığını söyleyebilirim abi değil mi? Yani buradaki uzun bezelye büyük A büyük A olsaydı hiç e, küçük A'lı ağ. bezelye çıkmazdı. Demek ki burası böyle kısa boyda böyle. E Şimdi bunlar çaprazlandığı zaman büyük A küçük A Büyük A küçük, A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Yani aslında evet tabi hata var burada. Yani şuranın %50 uzun, %50 kısa olması evet. lazım değil mi? Şunların %50 uzun, %50 kısa. Bu da D şıkkına baktığımız zaman %50 olsaydı iyi olurdu diyor öğretmenim. X bakterisi insan vücudunda yaşama şansı bulamayan, vücudun savunma mekanizması tarafından kolayca yok edilen yani bertaraf edilen bir bakteriymiş. Bu bakterinin genlerinde bir değişiklik meydana gelmiş ve insanda yaşamaya başlamış. Bu ancak mutasyonla olur. Bu bakteri için yararlıdır. Çünkü evet. bakteri artık yeni bir yaşam İnsansın alanı. Zararlı. İnsan için de zararlıdır. İçinde farklı sıvılar bulunan 4 kaba kırmızı, turun, sol daldırıldığı zaman burada en azından Bas. mavi olanların kesinlikle baz olduğunu söyleyebiliriz. 2 ve 4 de asit ya da tuz olabilir değil mi? Ya da Belki nötr de. bir şey olabilir. Belli değil. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. 1 numaralı kapta amonyak bazdır ya. olabilir. 2 numaralı kaptaki madde ya. tuz nötr olabilir. 3 numaralı kaptaki madde tuz ruhu yani. nedir? Hidro klorik evet. asitir. 3'te baz olacaktı ama değil mi? Hı hı. Bu yanlıştır. Arda ve Sera şekilde uzunlukları veren eğik düzlemlerde özdeş a 2 ağırlığı haş yüksekliğine çıkarıyor. Şimdi bak yapılan iş neydi? Hangi ağırlık ne kadar yükseğe çıktı değil mi? Evet. Şimdi özdeş ağırlığı ikisi de haş kadar yukarı çıkarıyorsa bir kere yaptıkları işler eşittir. Eşit. Otomatikmen. Evet. Ama Serra'nın aldığı yol daha uzun olduğuna göre, yoldan kayıp olduğuna göre kuvvetten kazanç olacak. Hı hı. Yani Serra kuvvetten kazanç olunca aslında kuvveti düşürmüş oluyor değil mi? Evet. Kuvvetten kazanç sağlıyor çünkü. Bu, bu yüzden Arda ve Serra'nın uyguladıkları kuvvetler eşittir demek yanlıştır. Serra'nın kuvveti daha azdır. Evet. Arda'nın ek düzlemdeki kuvvet kazancı Serra'nınkinden fazladır demek demekle yanlıştır. 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 Çünkü Serra daha az kuvvet harcadığından ne yaptı? Kuvvet kazancını daha fazla Hı -hı. yaptı. Yani ne kadar az kuvvet o kadar kuvvet kazancı. İçlerinde farklı cins sıvılar bulunan X, Y Z kaplarının pH ölçerle ölçüldüğü zaman Y sıvısının pH derecesinin en büyük, Z'nin de en küçük olduğu söyleniyor. Buna göre hangisi söylenebilir? X kabındaki sıvı asit ise X asit ise Y kesinlikle bazdır demek yanlıştır. yanlıştır. Neden? Çünkü X'in belki pH 3, Y'nin pH'ı da 4 yani asit olabilir yani kesin deyince yanlış oluyor. Y kabındaki sıvı asit ise Y asit ise X ve Z de asit olabilir. Doğru. Bunun evet. Y'nin pHı 6 olur, X'in 5 şey, X'in 5 olur, Z'nin 3 olur olabilir yani 2 var. Z kabındaki sıvı asit ise şurası asit ise. X de asit, Y de baz olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Z'nin asiti pH'ı 1 olur. Bunun 2 olur. Bunun da pH'ı 8 olur. Hı hı. Bu da olabilir. Cevap yani cevap. cevap Ceyhan oldu. Aşağıda grafikte 3 farklı elementin periyodik çizelgedeki numaralı yerleri vermiştir. Şimdi K elementine bakalım. İkinci periyot 2A grubu değil mi? Hı hı. İkinci periyot 2A, hı hı. grubu. Birinci, L elementi. Bir, i̇kinci periyot 1A grubu. İkinci periyot 1A. M elementi 3. periyot 1A. Evet atom numarası en büyük olan K'dır demiş. Yanlış çünkü atom numarası için önce periyoda Hı. bakıyoruz. M'nin atom numarası en büyüktür. Ee, L elementi ile M benzer özellik gösterir. Bu doğrudur Olur. çünkü L Birincisi ile yani. M aynı grupta yer alır. Aynı grupta bulunanlar benzer kimyasal özellik gösterir. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. L diyelim ki birinci periyot 1A bir olsaydı. O zaman Hiç benzer yok. özellik göstermez. Çünkü L o zaman hidrojen olurdu. Evet. Buna dikkat edeceğiz. 3 elementte metalik özellik gösterir. Evet son tamam. yörüngelerinde 1-2 bulunanlar, değerli evet. elektron bulunduranlar metal oluyordu. Tabi yine hidrojen yok burada. Ona da dikkat ettik. Şimdi seçimi yaparsa hangisinde doğru yapmış olur diyor. Soruyu çok hızlı okumaya gerek yok yani bu şekilde detaylı. Canlıların yaptığı solunum. Önce bir solunumla fotosentez denklemlerimizi şuraya yazalım. Şimdi solunum denklemini yazıyorum. Ee, şöyle solunum denklemi diyelim şöyle. Ne yapıyoruz? Besini oksijenle parçalıyoruz. Karbondioksit, su ve ATP çıkıyor değil mi? Evet. Fotosentez denklemimiz de bunun tam tersiydi değil mi? Yani şu taraftan gelen haliydi. Evet. Peki canlıların yaptığı solunum, solunum yapınca atmosferdeki karbondioksit Artır. artar. Fotosentez yapınca karbondioksit Azır. azalır. Eee çürütme olayı da solunumdur. Bu da Artır. arttırır. Yanma olayları da Artır. arttırır. Yani cevap ne oldu? Deniz mi oldu? Hı. Arttırır, azaltır, arttırır, arttırır değil mi? Evet. Denizli oldu. Bir maddeye ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir. Hangisi doğru doldurmuştur? Şimdi bakalım. Maddenin sıcaklığının arttığı bölümler sıcaklık 1'de 1, ve 3'te artmıştır, değil mi? Şuraları artı atalım. Ne diyor? Maddenin hal değiştirdiği aralık, hal değişimi 2, bir sadece. tek sıcaklığın sabit olduğu iki zaman aralığında yapılmıştır. Özlem ama şuraya da okuyalım. Maddenin enerjisi, maddeye ısı vardır. verdikçe, ısı verdikçe zaten enerjisi artar. Aşağıdaki grafikte yarı çaplar eşit KLM kürelerinin yük durumları verilmiştir diyor. Şimdi K küresi e, artı kaç artıları kaç fazla? Buraya 3'te bura 5'te artı 2 değil mi K 3. küresi? Artı 2. L küresinin eksileri 3. 6 3. tane eksi 4 ta, eksi 4 o zaman yani eksileri 4 3. tane fazla. 3. M'de artı 3. Peki. Önce K, L'ye dokundu. Şimdi K, L'ye dokunduğu zaman bak şimdi şöyle yapıyoruz. Burası artı 2 yok. Tam nötrlemez. Şöyle olur. Çünkü birisi artı 2, birisi eksi 4 ya. Hı hı. Ne yapıyorduk bunları? Toplayıp bölüyorduk. Eksi 2 ile artı 2 ile eksi 4'ün toplamı nedir? Eksi 2'dir. Eksi 2'yi bir buna bir buna paylaştırıyorum. Yani artık K ve L eksi 1, eksi 1 oldu. Evet. Tamam. Sonra M küresine K'yı bu sefer M'ye dokunduracağız. M neydi? Artı 3'tü. Eksi 1 ile artı 3'ü do dokundurduğun zaman toplamı artı 2 yapar. Artı 2'yi de dağıttığın zaman artı 1, artı 1 olur değil mi? Yani yeni durumda bu şekilde oldular. K artı 1 oldu. Ee, yeni durumda K artı 1 oldu. L zaten eksi 1'de kalmıştı. M de artı 1 oldu. Evet. Buna göre bakalım. K'nın yük durumu ile ilgili. Şimdi K artı 2'den önce eksi 1'e indi. Artı 2'den eksi 1'e indi. Sonra tekrar artı 1'e çıktı. Ama orada değil mi? bir daha azalmış. Orada bir daha azalmış. Şuraya bakalım. Şimdi artı 1'den eksi 1'e indi. Eksi 1'den tekrar. Yok artı 2'den artı 2 desek. Buradan eksi 1'e indi. Eksi 1'den tekrar artı 1'e çıkıp sabit kaldı. Değil mi? Değişik olur o zaman. Evet devam edelim şimdi. Aşağıda K ve L sigortaları görülmekleri. Sigorta ne işe yaradı? Devreden fazla akım geçtiği zaman devreyi durduruyor değil mi? Yani yangın vesaire çıkmasın diye. Şimdi bir elektrici K ve L sigortalarını özdeş devrelere yerleştirerek devrelerin farklı akım değerlerinde çalıştırıp aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Şimdi bakalım K ve L sigortalarının üzerinde yazan akım değerleri nasıl olabilir diyor. Şimdi 7 amper devreden K sigortası devreden akım geçiyor, L sigortası devreden akım geçiyor. Demek ki K ve L 7'den büyük, evet. değil mi? 7'den büyük. 12'de akım K'da geçiyor, L'de geçmiyor. Demek ki L 12'de küçük değil mi? L 12'den küçük, K da 12'den büyük. Yok o zaman A da olabilir, değil mi? Pardon. Yok A olamaz, doğru denizi. Evet. Çünkü L 12'den küçük olmak zorunda. Yo, yanlış işaretledik ya. Geçmiyor diyor. L 12'den küçük olmak zorunda. Bu olamaz. K da 12'den büyük olmak zorunda. Zaten bunu da elemiştik. E bunu da elemiştik. C oluyor o yüzden. Evet. Tamam. Yani devreden akım geçmediği zaman 15 akım geçmiyorsa demek ki bu k sigortası 15'ten daha küçük evet. şöyle büyük yaptım pardon daha küçük olacak. Hı hı. Aşağıda 25 derecelik ışık alan bir ortamda saydam düzenek içinde bulunan bir bitki gösterilmiştir. Bu düzenekte bitkinin yanına kim verilirse tek başına yerleştirilecektir diyor bunlar. Buna göre yukarıdakilerden hangisi saydam üzeri içine konulduğunda düzenekli bitkin daha uzun süre. Şimdi bitki fotosentez için karbondioksit artı su buradan ne yapacak besin artı oksijen. Şimdi bitki karbondioksit bulması lazım. O yüzden yanına solunum yapan deme bir canlı konulması lazım, değil mi? Hı hı. Evet, solunumcu bir canlı konulması lazım. Evet. Mesela mantar da olabilirdi. Şimdi masa lambası burada zaten solunum yapmaz, canlı değil. Sadece ışık veriyor ki zaten bizim ışığımız var. Evet. E ikinci bir bitki. O da bu ya, da fotosentez o yapmak etmiyoruz. isteyecek. İyice ortamdaki karbondioksiti bitirecekler. Küçük bir çocuk aşağıdaki kapıyı A noktasından kuvvet uyguladığı zaman açmakta zorlanırken aynı kuvveti B noktasına uyguladığı zaman kapıyı daha iyi açıyor. Neden? Çünkü B şimdi kapının burada destek noktası bakınız şöyle düşünürsek kapının desteği şu menteşedir. Evet. Şimdi A noktası burası, B noktası burası. B noktasının desteğe olan uzaklığı A'nın desteği uzaklığından daha fazladır. Evet. O yüzden B noktasının yanındaki desteğe olan uzaklık daha fazla olunca B noktasının uygulanan kuvvet de A. azalabilir. Buna göre yukarıda verilen basit makinelerde önce A noktasına sonra B noktasından eşit kuvvetler uygulandığında Hangisinde yukarıda verilen e, olaya benzer bir durum oluşmaz diyor. Bakalım. Şimdi burada yani A'dan B'ye geçince avantaj sağlaması lazım. Evet. Bak şimdi mesela bakalım. Burada e, birincisini inceleyelim önce. A'dan B'ye geçmek avantaj sağlamaz burada. Bence de. Avantaj sağlamaz çünkü niye? Destek noktası burası. A'dan B'ye geçmek seni kuvveti desteğe yaklaştırıyor. Kuvveti desteğe yaklaştırmak iyi bir şey değil. Bu olumsuz bir şey tamam mı? Buraya eksi attım. Burada A'dan B'ye yaklaşmaya bakalım. Şimdi buranın destek noktası burası. A'dan B'ye gittiğin zaman desteğe olan uzaklığın şuradan şuraya çıkıyor. Bu iyi bir şey. Yine A'dan B'ye gittiğin zaman desteğe uzaklaşıyorsun. İyi bir şey. Yine A'dan B'ye gittiği zaman desteğe uzaklaşıyorsun. Bu da iyi bir şey. Bir numarayı alıyoruz o yüzden. Aşağıdaki görselde belirli bir tarihte güneş ışınlarının dünya üzerine geliş açısı gösterilmektedir. Şimdi burada güneş ışınlarını şöyle e, göstermiş, bu şekilde yandan dünya yarım küreye vuruyor. Ya, yalnız şöyle şimdi şu taraftan geldiği zaman dünyayı ters vermiş burada. Normalde şimdi Hani güneye yarım vuruyor, değil mi? Ha güney, şurası güney yarım küre. Orada Şurası yazıyor, kuzey şimdi. yarım Orada küre. Kış. Şimdi şurada yaz yaşanıyor. Burada kış yaşanıyor. Şimdi normalde hep sorularda aslında sağ, şey dünyanın sağından geldi mi kuzeyde yaz yaşanıyordu. Evet. Ama o şekillerde arkadaşlar dikkat etsinler. E, kutup dairelerini şu şekilde gösteriyorduk. Burada dikkat edersen bu şekilde gösterilmiş değil mi? Şöyle verilmiş. Peki. Hatalı değil mi? Yok hatalı değil yani böyle şekli buradan vermiş. Görselde KLM noktalarında bulunan e, şehirlerle ilgili. Şimdi bakalım. K'da kış yaşanıyor. L zaten ekvatorda. L'de yani e, kış görülse de. Az görünüyor. Yani burada se, e, gene ılık geçiyor. Yani M yaz zaten. Buna göre. Şimdi diyor ki. E, buna göre yukarıda tanıtılan şehirlerle ilgili hangisi doğrula görülmüştür. Şimdi bakalım. Gündüzleri gecelerden kısa olan. Gündüzü kısa. Gecesi uzun olan K olur evet. değil mi? Kış yaşıyor çünkü. K olur. Yalnız burada ha, K oluyor. Evet. L'de de aslında şimdi bak. L'de normalde gece ve gündüz birbirine yakın olur. Değil mi? Ama en dik Bence o değildi. Şimdi şöyle. Normalde ekinoks tarihlerinde e, dünyanın her yerinde değil mi? Gece ve gündüz eşit oluyor. Ama ekvatorda tam ekvatorda zaten yılın bütün zamanı gece ve gündüz eşitliği var. Değil mi? O yüzden buraya 2'yi alamıyorum yani. Şimdi güneş ışınlarının en dik geldiği şehir. Güneş ışınları şimdi M herhalde burada oğlak dönencesinde görünüyor değil mi? Oğlak dönencesinde o yüzden şuraya M'ye dik vuruyor şu an. O zaman güneş ışınlarının en dik geldiği şehire de M diyelim. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu şehirde Ekvator'da olduğu için L, L diyelim. 3 ay sonra sonbaharı yaşayacak olan şehir. Şimdi yazdan sonra sonbahar gelir, değil o mi? Zaman o zaman bu da M oldu. 2 ve 4 M yani Bursa. Bursa mı oldu? Ben orasına tam detaylı bakmadım. Bursa'dır herhalde. Zaten şurayı yaptıktan sonra artık şık önemli olmuyor. Aşağıda elektriklenme ile ilgili bazı durumlar verilmiştir. Verilen bu olaylarda görülen elektriklenmeler hangi seçenekteki yollarla gerçekleşmiştir? Bakalım. Kaydıraktan kayan çocukta sürtünme olur, değil mi? Dokunma değil. Evet. Kanadı elektrik kablosuna değen bir kuşun burada dokunma var. Dokunuyor değil mi yani? Yüklü bir bulutun ağacı elektriklenmesi değmeden olduğu için etkiyle, tesirle oluyor. Evet. Yukarıdaki bulmacayı herhalde doldurmamızı isteyecek galiba. Kare ile gösterilen renkli kısımdaki suna kaç numaralı kavram gelir diyor. Evet devam edelim. Şimdi baskın genin yanında özelliğini gösteremeyen gen neydi? Çekinik. Evet çekinik gen. Yani bir tanesi çekinik olacak. Şimdi şu, önce şuraya yazalım. Anılcım evet. Canlıda bir özelliği belirleyen gen çiftinin ikisinin de aynı olması saf, saf. oluyor, değil mi? Saf. Herhalde saf şuraya geliyor o zaman. Şöyle 3 harfli başka yok galiba değil mi? Saf. Yani homozigot da olabilir de homozigotu sığdıramam ben burada hiçbir yere. De buraya geliyor. Başka alt harfli yok değil mi? Yok çekinik. Şura, olacak. çekinik. Peki Canlıda bir özelliği belirleyen gen çiftinin ikisinin de farklı olması Mez. da melezdi. Melez de yıldıza geliyor herhalde. Melez. Evet. Fenotipte özelliğini her zaman Basta. gösteren gen çeşidi de baskın oluyordu. Baskın. Şimdi bana ne soruyor? Kare ile gösteren renkli kısımdaki sütuna kaç numaralı kavram Dört. geldi? Dört mü geldi? Evet. Tamam. Aşağıda verilen kaplar aynı yüksekliğe kadar su, su ile dolur. Şimdi sıvı basıncı neydi? H, Hdg, değil mi? Evet. H, derinlik, d, yoğunluk, g yer çekimi, g zaten hepsinde aynı. Şimdi her kaptan eşit kütlede olacak şekilde bir miktar su alındığında, son durumda kaplardaki sıvı basıncı. Şimdi bak, hepsinden birer bardak su alsam, bu kap çok olduğu için buradan bir azalma olur, buradan biraz daha azalma olur. En çok azalma seviye olarak azalma 2 numaralı kaptan olur değil mi? Bu durumda seviye olarak en çok 2 numaralı kap azalacağı için 2 numaralı kabın basıncı artık en az olur. 1'in en büyük olur. Yani 1-3-2 bir, bir, iki. Iki şeklinde sıralayabiliriz. Bu sorularda şuna dikkat etmemiz lazım. Yani kaplardan eşit kütlede alınırsa hepsinden farklı yükseklikte sıvı iner. Bazen de kaplardan diyor ki mesela hepsinden haş yüksekliğinde sıvı çekildi. O zaman basınçlar değişmez. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir öğrenci aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlıların benzer adaptasyonlar gösterdiğini evet. aynı ekosistemde. Mesela diyelim ki çöl faresiyle çöl tilkisi değil mi? İki olmaz bence. Tamam İki çünkü lazım. bu ormanda falan yaşıyor herhalde evet. O da evet. Yani aynı ekosistemde yaşayacaklar benzer adaptasyon gösterecekler ve farklı cins olacaklar evet. değil mi? <laughs> Çünkü farklı tür diyor ya zaten tarla faresi olsa bile ikisi de fare olduğu için yine şıkları evet. alamam. Aşağıdaki şekillerde A ve B bölgeleri ile C ve D bölgeleri arasındaki hava hareketi görülüyor. Şimdi C'den D'ye rüzgar estiğine göre C'de yüksek, yüksek basınç, basınç var, alçak. D'de alçak basınç var. Şimdi yüksek. A'dan B'ye doğru gidiyor. A nispeten ama yani burada acaba ısınan hava mı yükseliyor? Yani belki bence de burada ısınan bence... hava ülke. Olabilir, olabilir mi? Tamam. Yüksek basınç, alçak basınç diyelim. Şimdi A bölgesi alçak basınç yanlış. alanıdır diyor. Yanlış değil mi? Çünkü yüksekten. Rüzgar nereye doğru gidiyordu? Belki konumuzu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Rüzgar yüksek basınçtan alçak, alçak. alçak basınca doğru gidiyordu. Peki yüksek basınç nasıl yerlerde? Soğuk, Soğuk. yerler, alçak sıcak. basınçlar sıcak yerlerde. D bölgesinde yüksek basınç yanlış. C'de alçak bu da yanlış. E o zaman olmuyor. İkisine de yanlış deyince yalnız üç kalmadı. Acaba şey mi olacak? Alçak basınç, yüksek basınç. İşte bence burası şey. Birinci soruda şöyle bir şey var. Bak şimdi. Rüzgar yatay yönde hareket ediyor ya. He. Öyle alacağız. Demek ki benim dediğim gibi. Burası yüksek basınç. Orası burası basınç. alçak basınç. Şimdi burada da ısınan Isınan hava da. yükseliyor. Yani şurası sıcak. Burası soğuk. Soğuk yerde yüksek basınç olur. Orası sıcak basınç. yerde alçak basınç olur. Yani burada arkadaşlarımız alçaktan yükseğe rüzgar oluyor gibi düşünmesin. Rüzgar yana doğru oluyor. Evet, her zaman yana doğru. Tamam. Rüzgar yana doğru yukarıya doğru bir şey çıkıyorsa bu ısınan Hı. havadır. Hı evet, ısınan havadır. O zaman A bölgesi alçak doğru. basınç alanı doğru oluyor. D bölgesi yüksek basınç. Burası yanlıştı zaten. İki olanlar yanlıştı. C bölgesinin sıcaklığı D bölgesinden evet. fazladır diyor. Şimdi Hı? yüksek basınçlar soğuk oluyordu değil mi? O zaman cevap Adana oluyor. Son sorumuza geçelim. Aşağıda bir ekosistemde bazı canlılar e, bulunan canlılar verilmiştir. Nisa ve Yiğit adlı iki arkadaş resimde verilen canlıları kullanarak sadece dört canlıdan oluşan farklı besin zincirleri oluşturuyor. Buna göre Yiğit ve Nisa'nın oluşturduğu besin zincirinde ortak olmayan iki canlı hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi burada ceviz üretici canlıdır. Üretici canlı başka olmadığına göre üretici canlı her iki zincirde de olmak zorunda. Demek ki ceviz ortak bir şekilde var. Şimdi baktığımız zaman sincap ve tavşan ikisi de otçul canlı yani birinci tüketici. Birini bir zincire birini bir zincire alır ve bunlar ortak olmayan canlılar olabilir. Evet denememiz bu kadar.